Ahmet İlz Bey, İyi Evet. Parti'nin açıkladığı ekonominin kurtuluş planı programını takip edebildiniz mi? Sizce muhalefetin ekonomi konusundaki önerileri halkta bir karşılık buluyor mu, bulacak mı? Sayın Akşener'in dediği gibi esnaf böyle bir korku duvarını yıktı. Eskiden kameralar çıkınca söylüyorlardı, artık açıkça söylüyorlar diyor. Ekonomi konusunda ibre kimden yana? Sondan başlayayım. Sondan. Esnaf şöyle bir özelliği vardır. İster pazarcı esnafı olsun, gerek dükkanlarda ticaret yapanlar olsun, hangi parti gelirse gelsin, adı üstünde zaten esnaf olduğu için hoş karşılar. Onların duymak istediği şeyleri söyler. Bu onların nezaketidir, zarafetidir. Çok öyle de görüşleri gizlemezler. En azından birçok seçimde günde 10 Kibarca söylerler söylerler. diyorsunuz. 10 kilometre, 17 bin adım atmış birisi olarak 5 senedir de dizlerimiz tutmuyor bu yüzden. Söylerler. Yani o konuda biraz farklı düşünüyorum. İyi Parti'nin yapmış olduğu sunumu ben de gerçekten merak edip bekliyordum. Canlı olarak değil, videodan en az 2-3 kere tekraren not alarak izledim. Neden İyi Parti'nin ekonomik programını bekliyordum? Çünkü daha önce Deva Partisi bayağı geniş bir şekilde görüşlerini açıkladı. Aynı şekilde Gelecek Partisi açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi ise bunlar gibi bir program sayılabilecek ya da başlık sayılabilecekten ziyade daha genel geçer konulara değindi. Burada İyi Ama Parti... aslında bir küçük araya gireyim. Buyurun. En iyi iletişimini yapan da CHP galiba. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor mesela, diyor ki ÖTV'yi kaldıracağız, 2023'e kadar araba almayın gibi. Hani böyle nokta atış, ne tabii. Ama yapacaklarını biz ekonomide anlatma konusunda makro makro ve bütüncül CHP açıdan sanki bir daha... çerçeve olarak baktığımız için onları tali olarak görürüz. Mesela biraz önce Gürsel Bey de bahsetti değişik konularda. Onun ekonominin noktaları olarak görürüz. Yoksa ben de buraya gelirken şuradaki atılan mesajları, WhatsApp'ları bir okusam, özel üniversitelerde %248'in üzerinde çok yüksek zamla biz ne yapacağız, nasıl kaydedeceğiz diyenden tutun çeşitli konulara kadar doğru. bize de geliyor. Ayrıca biz de sahada geziyoruz. Genel başkanımız, arkadaşlarımız İnanılmaz sahada ya. geziyor. Sahadan kopuk değiliz. Ama olaya makro ve genel çerçeveden baktığımız zaman ben İyi Parti'nin sunuşunun da meselenin özüne dokunmadığını, gene genel geçer, herkesin kabul edebileceği, olayın özüne girilecek yerlerde, mesela enflasyonla mücadele, mesela finansın bulunması noktalarında gibi çok üstünden teğet geçtiğini gördüm. Hatta bir meslek mensubu olarak, yeminli mali müşavir olarak da üzüldüğüm sözler de geçti. O da şu: sanayinin efendim veri toplamada sanayi üzerinde çalışmalar yapacağız derken haksız yere bir nevi tırnak içinde alınan teşviklerde de yeminli sayısıyla bağdaş kuraraktan bir söz sarf etti. Onu da düzeltmesini, kurmaylarını o konuda değiştirmesini tavsiye ederim Sayın Genel Başkan Yardımcısına. Peki. Bağlanırsa da ne olduğunu açık açık hepsini de söylerim. Sizinle Notlarım yanında iletişim da var. kurmasını öneriyoruz. Bilge Yılmaz'ın o zaman Evet. İyi Parti ekonomi başkanı. Yani tabii burada şöyle bir şey var Kübra Hanım. Olaya niye teğet geçiyorlar? Mesela biraz önceki konularda Altılı Parti'nin anlaştığı noktalarda, en iyi anlaştığı noktalardan birisini Sayın Gürkan Zengin ekonomi olarak söyledi. Doğru. Bana göre oradaki anlaşma sadece ve sadece herkesin kabul edebileceği, işte TÜİK'in, Merkez Bankası'nın, aklınıza gelen her alanda, işte faiz tartışmalarında kabul edebileceği ortodoks görüşler ve o görüşlerle beraber kurum ve kuruluşlarla ilgili sözler. Peki Ahmet Bey, mesela siz dikkatle inceledim dediniz, bizim için de büyük avantaj çünkü siz konunun aynı zamanda uzmanısınız. Şimdi bakıyorum, ekonomide kurtuluş planının ilk aşamasını oluşturacak istikrar ve kapsayıcı büyüme eylem planını tanıttı. Planda para politikası eylem planı, finans sektörü eylem planı, kamu maliyesi eylem planı, vergi sistemi, iş gücü piyasaları ve sosyal destekler eylem planı, teşvik uygulama politikaları ve dış ticaret politikası başlıkları yer aldı. Bütün bunlara Teşviği sanayi baktığınız içinde zaman söylediler. İyi Parti iyi bir ekonomi programı hazırladı mı, hazırlamış mı? Siz bir yeminli mali müşavir gözüyle Bu baktığınızda da, başlıklar siyasetçi gözüyle baktığınızda da
Nasıl görüyorsun? Evet, bu başlıklar ekonomiyle ilgilenenlerin zaten ilk etapta sayabileceği başlıklardır. Ama içinden geçtiğimiz Türkiye ve dünya gerçeğinde söylenecek sözün geleceği yer şu anda finansın nasıl bulunacağı ve para hareketlerinin, sermaye hareketlerinin nasıl yapılacağı, enflasyonla ilgili bir çerçeve çizilecekse o çerçeve nasıl çizilecek, mücadele nasıl edilecek? Şimdi AK Parti'nin ve hükümetin yürüttüğü enflasyonla mücadelenin şeklini konuşuruz zamanımız varsa. Burada mesela İyi Parti bununla ilgili sözünde kademeli enflasyonla mücadele edeceğinden bahsediyor. Şimdi kademe dediğinizde 80'i baz alıp 80'i aşağı çekmek mi, 30 mu baz alacaksınız, yoksa IMF programına uygulayacak olsanız %5'i esas alıp 5 üzerinden olaya gireceğiniz mi? Burada bir netlik yok. Bu netliğin olmaması zaten temenni ve iyi dilekler noktasında güzel bir çalışma ötesinden programı bir yere taşımıyor. Finansla ilgili kısımda da paranın nasıl bulunacağıyla ilgili gene reformlardan, işte ortodoks politikalara dönüşlerden bahsediliyor. Ama bunları herkes söylüyor. AK Parti de bugün o politikaları niye uygulamadığının gerekçelerini zaten ortaya koyuyor. Benim tespitim şu Kübra Hanım. Biraz daha artık bizler de dahil olmak üzere tüm siyasi partiler işin özüne biraz daha girmeleri lazım. O da şu. Türkiye uzun bir müddettir bilindiği gibi sermayenin serbest dolaşımını kabul etmiş bir ülke. Sermayenin serbest dolaşımını kabul ettiğinizde faiz ve kurun sadece biriyle mücadele edebilirsiniz. AK Parti'nin ilk döneminde kurun baskılanması, sabitlenmesi noktasında bir politika uygulandı. Faiz bunun üzerinde oldu ve bu politikanın devamında Türkiye her sene müthiş bir şekilde cari açık veren ve bu anlamda 450 milyara çıkan bir dış borç, aşağı yukarı ilk dönem için 60-70 milyar dolar seviyesinde de bir özelleştirme ile bir başarı hikayesini ortaya koyduğunu iddia ettiler. Biz o zaman karşı çıktığımız için bugün çok rahat konuşuyoruz. Sayın İyi Parti'nin bu konuyla ilgili genel başkan yardımcısı da o dönemi lale devri olaraktan, sanayiyle ilgili hiçbir şey yapılmamış, bir gelişim olmamış, tarımla ilgili olmamış, yani bizim sözlerimizle tekrar eden bir dönem olarak ortaya koyuyor. Gürkan Bey'in o ifade ettiği olayın, yani altılı masada ekonomide bir birlik var dediğinin, işin içine girdiğiniz an hiç öyle bir birliktelik falan da yok. Ne Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi'nin. Yani detaylarda ayrıştıkları noktalar özünde, mı var? Özünde, yani asıl işin hani asıl noktası. Nedir o? İki tane yol var. Türkiye'nin bu anda, şu anda sermaye ihtiyacı olduğunu bilmeyen yok. 7'den 70 hepimiz okur yazar olduk ekonomi anlamında. Herkes biliyor. Niye bu paranın nasıl geleceği? Niye bakın, sermaye niye gelmiyor, niye o zaman? Niye gelmiyor şu ana kadar ki bütün partiler, hukuk, eğitim, iş gücü, işte ekonomi, herkesin kabul edebileceği yerde söylüyor. Halbuki buradaki olay, ben yine dış şeye falan ne derler, atıf yaparak topu taca falan atmayacağım. Dünyada işte dış güçler, zaten dış güçlerden de öte. Dünyada efendim para yok. Dünyada para geri çekiliyor. Faizleri arttırdı. Ki bunlar doğru şeyler. Dünyada para yok mu şu anda? Dünyada para geri çekiyor. Çok para var. Ama Amerika'daki aslına dönüyor. Neden? Güvenli limanına doğru gidiyor. Bütün gelişen ülkelerde. Bütün gelişen ülkelerde para dışarıya çıkıyor. 40'a yakın ülke şu anda dünyada her birisi borcumu ödeyemeyeceğim monotoryumla Sri Lanka'da başladı. Şu anda Mısır'ından tutun Avrupa'nın içinde İtalya'ya kadar risk altında. 3.1 noktasında bakın şunu da Merkez söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanımızın geçen hafta bir açıklaması var. Aslında Türkiye'de yer yerinde oynatması gereken bir açıklamaydı ama ne yazık ki bu meseleler konuşulmuyor. Merkez Bankası Başkanı, izin verirseniz açabilir miyim yoksa ben mi söyleyeyim? Yok, sesini açmayın, anlaşılmaz. Sesini açmayayım. Evet. Diyor ki bir konuşmada, biz diyor biliyoruz 90 milyar dolar para gitti ama bir rivayete göre 500 milyar dolar paranın dışarıya gittiğini biliyoruz. Bir ülkede bu çok ciddi bir mesele olması gerekiyor. Serbest dolaşım, paranın, sermayenin serbest dolaşımı da tam bu noktadır. Efendim, daha önce bizim, kalmayı bizim... tercih